Herkese merhabalar. Ara tatil geldi çattı. Çok güzel. Tatilde tabii ki dinleneceğiz ama ara tatilimizde bizler sizler için mükemmel bir program hazırladık arkadaşlar. Atak programı yani ara tatil programı hazırladık. Burada Dinamo Matematik Kampı yapıyoruz. Sizlerle birlikte matematikte ilk dönemin ilk kısımlarında permütasyon, kombinasyon, binom açılımı ve olasılık, fonksiyonlar konularından ilala ettiğimizi biliyoruz. Bunları güzel bir şekilde tekrar edip bunlarla alakalı süper sorular çözüp bu konuları bitirip ara tatil sonrasına bomba gibi başlamak istediğinizi biliyoruz. Yorumlarda bunu gördük. Hocam matematik olmaz olsun artık yeter artık dediğinizi duyduk. Ve bizler de sizler için matematik dersine özel ara tatilde permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, fonksiyonları mükemmel bir şekilde sorularla tekrar edeceğiz. Ve 10. sınıf Dinamo Matematik Soru Bankamızdan ödevler vereceğiz. Dolayısıyla mutlaka 10. sınıf Dinamo Soru Bankamızı da ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Kendi matematik kitaplarınızdan da çözebilirsiniz ama esas ara tatilini yapacağız. Gelin bugün şimdi sizlere bunu bir anlatalım. Şimdi arkadaşlar birincisi size özel atak programı yani ara tatili programı geliyor. 15 Kasım'a başlıyoruz. Bunu zaten az önce gösterdik. Bilinmesi gereken püf noktaları, yeni nesil soruları, zorlayıcı soruları ve pratik soru çözüm taktiklerini bu kampımızda hocalarımız sizlere detaylı bir şekilde taktikli bir şekilde anlatacak ve soruları sadece okul yazılarınız için değil üniversite sınavı açısından da değerlendirecek. Böylece şimdiden üniversite sınavına yönelik özel bir kazanım elde etmiş olacaksınız. Birincisi hangi konuda eksiksiniz onu belirlemeniz lazım. Yani kampımızda videoların isimleri belli. Ama sen hangi konuda eksiksin bunu mutlaka yazmalısın. Yani ben ilk yazılıda şu konudan sıkıntı yaşadım. İlk yazılıda 100 değil 90 aldım veya 80 aldım veya 50 aldım veya 40 aldım hiç fark etmez. Aldığım puanlar belli ama alamadığım, kaçırdığım soruların konularını mutlaka bilmeliyim demelisiniz ve o konuların üzerine gitmelisiniz. Ve programınızı belirlemeniz lazım. Bir kere ara tatilde en çok yapacağım şey nedir? Dinlenmek. O zaman buraya yazıyorum. Birinci sırada en çok yapacağımız şey dinlenmek. Neden? Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil ve biz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sadece dinlenip okula gidersek de bu bizim için bir kayıp. Niye? Çünkü biz artık şimdiden yavaş yavaş hem okul derslerimizi hem üniversite sınavını yavaş yavaş böyle ciddi bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. O yüzden şu anda ara tatile kadar işlediğimiz konuları tekrar etmek ve sadece matematik üzerine değil diğer derslerde olabilir. Fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta da eksikleriniz varsa onlarla alakalı yapacağınızı buraya yazın. Mesela çarşamba günü edebiyattan şunu yapacağım. Perşembe günü şu kitabı okuyacağım. İşte pazar, salı, cuma ara tatil kampının videolarını izleyeceğim ve ödevlerini çözeceğim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel tekrar yapmak da çok çok önemli. Neden? Çünkü hem edebiyatta, hem tarihte, hem coğrafyada, sözel derslerde, hem de biyoloji gibi sözele yakın derslerde bir şeyi ikinci kez tekrar ettiğinizde kolay kolay aklınızdan çıkmıyor. Şimdi yazıldan önce mutlaka çalıştınız ama çoğu uçtu gitti yazıldan önceydi o. Ama şimdi bir daha yazılımınız olmadığı halde şöyle bir genel göz gezdirirseniz ve bunlarla alakalı küçük küçük notları duvarınıza asarsanız emin olun değil şimdi üniversite sınavında bile aklınızdan çıkmıyor arkadaşlar. Ve en değerli şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Hem okul yazılarınızda en yüksek not almak için hem de üniversite sınavına girdiğinizde en yüksek netlere ulaşabilmeniz için bol bol paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Hocam ben şimdiden paragraf sorusu çözmek istemiyorum diyorsanız o zaman kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin en büyük kazanımı nedir biliyor musunuz? Hayal kurma yeteneği gelişiyor. Şimdi biz açıyoruz televizyonu, televizyondan dizileri izliyoruz. Sen Halil Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnun eserini okuduğunda zihninde Behlül'ü, Bihter'i canlandırıyorsun. Bir şeyler çiziyorsun zihninde. Yani beynin çalışıyor. Ama dizisini açıp izleyen ne oluyor? Behlül'ü görüyorsun. Ha buymuş. Bihter de buymuş. Tamam. Adnan Bey buymuş. Mesela kitaplardan övüyor. Veyahut da Yüzüklerin Efendisi. Fark etmez. İstediğiniz herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Videosunu izlediğinizde, filmini izlediğinizde zihninizdeki yaratıcılık ölüyor arkadaşlar. Sadece ama kitap okuduğunuzda beyniniz bir şeyleri tasarlıyor, canlandırıyor ve beyniniz daha çok çalıştığı için de daha da gelişmiş oluyor. Dolayısıyla kitap okumak da bu ara tatil kampında en çok yapmamız gereken şey. Bizler arkadaşlar ara tatil kampımızda 10. sınıf öğrencileri olarak mükemmel bir şekilde hem 10. sınıf matematiği tamamlayacağız. 10. sınıf dinamo kitabımızdan sorularımızı çözeceğiz. Yazılarımızı hazırlanacağız. Aynı zamanda buradaki yazılı sorular arkadaşlar biliyorsunuz ki ve testler üniversite sınavı açısından da bizlere çok çok faydalı olabilecek testler. Dolayısıyla 10. sınıf demek TYT'nin yarısı demek. Burada yapacağımız her bir çalışma bizi TYT'ye de hazırlayacak. Bakın burada ÖSYM tarzı sorular da var. Bu soruların çözümü de uzman hocalar tarafından detaylı bir şekilde yapıldığı için hem ara tatillik videolarımızı izleyelim hem Dinamo Soru Bankası'ndaki sorularımızı çözelim ve ardından da harika bir şekilde verimli bir tatil geçirmiş olalım. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.